Günaydın, günaydın. Evimin neşe kaynakları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bundan daha çok kullanmışım herhalde. Çünkü ikisini de aynı şeyde aldım. Herhalde onu kaşıklan biraz öfkelenince daha fazla kaçırdık. Yüzünüzden gülücükler, evinizden huzur neşe eksik olmasın, sağlığınız hep yerinde olsun. Diyelim günümüze başlayalım. İkisini de ben bunu aynı aldım da herhalde bunu biraz daha çok kullandım. Hadi başka şey de kullandım desem, başka şey de kullanmadım. Keyifler nasıl arkadaşlar? İnşallah iyidir. Benim keyfim iyi. Allah'a şükür. Olma ya Rabbim. Gülmelerden ayırma. Dün akşam telefonla konuştuk da ben de şaşırdım kaldım, ne yapacağımı. Kalktım bir saatten beri sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Dolanıyorum evin içinde. Hangisini yapsam diye. Neyse şöyle bir oturalım. Abbao. Tekrar hoş geldiniz kahve köşemize. Teyza çok iyi. Her şey işinde, şeyde. Yolunda, hayat mücadelesi. Ebru orada köyünde iyi. Belgin orada köyünde iyi. Berun orada köyünde. Herkes çok çok iyi. Bazı arkadaşlar istiyor ki birisi gözükmedi mi, ne oldu, ona bir şey mi oldu, o mu oldu, bu mu oldu, şu mu oldu? Ya sen hepsini bir arada toplayıp da görebiliyor musun? Ya herkesin bir hayatla mücadelesi var. Herkes yani, ay güldürdünüz beni ya. Aman sonu ne olursa olsun güleceğim. Ben yıllardan beri gülüyorum. O nerede, bu nerede? Herkes yerli yerinde. Ay tövbe tövbe. Arkadaş demiş ki, geçtiğimiz dünyada arkadaşım birinin hayırlı tezkereler diyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun. Bizim ülkemizin, vatanımızın bekçileri. Elden dua istenmez demiş. Hayatım onu sen o... Kendin et demiş. Kendi ediyordur yani. Şimdi işte bak ben dedim. Rabbim bütün Mehmetçiklerimizi dedim. Korusun dedim. Bunu desen bu da bir duadır. Elden dua istenmez. O istenir istenmez sen ne kadarını biliyorsun. İşte böyle lom diye de laflar var, söyleniyor. Ay Allah'ım yarabbim. Kalın perdeyi kapattım. Aşırı güneş geliyordu. Ona dedim, evin içinde dolanıp duruyorum, ne yapayım diye. Dün akşamüstü. Dün onların şeyleri vardı. Fizikleri vardı. Onu aradım, meşguldü. Filiz'i aradım, duymadı dedim. Şimdi çocuk akşamüstü geliyorlar, işi gücü vardır. Baktım bir küre şey yaptım dedim, meşguldün dedim. Elif'le konuşuyordum dedi. Dedim nasıl, iyi geliyor sesin, iyisin, iyiyim, iyiyim dedi. Daha iyiyim dedi. Neyse bazı şeylerden konuştuk işte. Bursa'dakiler herhalde iptal olmuş. Gelmeyeceklermiş neyse.
Filiz'le konuştum sonra. Dedim belli olmaz. Ben Mükü'ye öyle dedim. Belli olmaz, yarın gelebilirim dedim. Onu dedim şimdi kesin demeyeyim dedim. Ne olacağımız belli değil. Kalktığımda şak diye şurada bayıldım mesela, bir şey oldu. Acil bir durum çıktı, gidemezsin. Haberleşiriz dedim. Tamam gel gel dedi. Baktım oradan 10-15 dakika sonra Filiz'den konuştuk. Filiz aradı. Hala mutfaktaydım yemek yedim. Bugün dedim sizin yoğun gününüz zaten dedim. Hem şeyden geldiniz, fizikten dedim. Ben yemek yapıyordum dedim. Kolay gelsin dedim. Dedi yarın gelecekmişsin anne. Ha dedim belki gelebilirim. Dedim ona dedim. Kesin demedim, yarın haberleşiriz dedim. Yok yok kahvaltıya gelsen yarın dedim. Öyle bir durdum. Böyle çünkü kendi evimde de planım vardı. Dedim ya dün yerleri, balkonu yıkadım, yerleri süpürür silerim. Saçımı kestirmeyi düşünüyordum. Dur bakalım dedi, yok yok dedi, kahvaltıya gel ille dedi. İyi hadi dedim. Bak gel diyor bana diyor, ne yaptırdım ben diyor, sen benim bir daha şöyle açıldı. İyi o zaman dedim, onların da kahvaltı 11'e doğru yapıyorlar. Ben de zaten kalkıyorum, onu içiyorum, bunu içiyorum derken her zaman söylüyorum ya, benim de kahvaltıyla öğlenim denk geliyor. Ama ben öğlen sonu gitmeyi düşünüyordum, hani işlerimi yapıp edip, yok dedi. İyi o zaman dedim, dur bakalım dedim, kahvaltıya gelirim dedim. Saçımı kestirmeyi düşünüyordum, hadi ev kalır şimdi uğraş şey yap. Kestireyim dedim. İşte bak geldi diyor, kahvaltıya sana ne göstereceğim diyor. Ben ne yaptım saçıma diyor. Dedim bir söyle. Yok yok gelince görürsün dedim. Hadi dedim kahvaltıya oraya gideceğiz. 11'e doğru kalkacağım. Kalktım ona dolanıyordum. Allah Allah. Ben uykumu da aldım ama tövbe tövbe üstümüz afiyet. Süpürsem gitsem dedim. Olmayacak. Saçımı kestirmeye gitsem aşağı ineceğim, yukarıya çıkmak olmayacak. Duş al, onu yap, bunu yap. Aman dedim, boş ver. O da kalsın, o da kalsın. Başka zaman. Es geçtim. Bıraktım yani, anlayacağınız. Şimdi birazdan bir bakayım da. Bence bir saat sonra yavaş yavaş çıkarız doğru yola. Şuradan aşağıkinden de tam teferruatlı şey yok. Simit poğaça gibi bir şeyler alayım ben de. Gerçi maşallah güzel sofra kurar bizim Filiz'de. Yol üstünde desem ters oluyor. Bunda da öyle getiriyorlar zaten. Öyle çok çeşit bir şey yok. Neyse denk gelirse alırım, gelmezse yaptıklarımızdı. Zaten bu sıcakta da imkanı yok. Daha oraya kadar yürü, oradan da al, zor. Aşağı bir bakarım şuraya. Tamam. Arkadaşımızın bir tanesi şöyle bir şey demiş. Ben ne anlatıyorsam anlayan anlıyor hayatım. Bir an sen anlama ya, boş ver. Sana da anlatmakla zaman geçirmeyeyim. Herkes anlıyor. Nedense bir sen anlayamadın. Bir idrak edemedin. Boş ver, bırak seninki de anlamadan kalsın. Ben bir şey anlamadım demiş de sen anlamadan kal. Boş ver. O kadar alabiliyorsun demek ki. Fazlasını alamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben ne anlatıyorsam, ne söylüyorsam istediğini yaz. İstediğinizi yaz. Anca benim ağzımdan çıktıkları kadar, konuştuğum kadar anlarsın. Fazlasını anlayamazsın. Ben ne dersem o. Sen işte artık o de, bu de, şu de, ne dersen de. Onu oldu de, bunu oldu de. Onu görmüyorsunuz, onu soruyorsunuz. Onu görmüyorsunuz, onu soruyorsunuz. İşte ben de
anlatıyor. İnsan başına ne gelirse çok çok fazla meraktan geliyor. Bak ona göre dikkat et derim. Aman klima da vallahi bir saatten beri açık içerisini serinletmedi bile. Daha balkona bakmadım ha. Balkona çıkıp da şöyle bir hava durumunu çıkıp balkona bakıyorum. Yiyorum terlikleri şöyle bir hava durumuna bakıyorum. Hmm, tamam bugün daha felaket diyorum. Hiç yaprak da kapırdamıyor. Bugünümüz tamam. Tamam ben gene şeyli gideyim de. Şimdi onların sağa solu belli olmaz. Üstümde ağırlık da yok. Dur da kimseye de gözükmedim. Gerçi hoş göz değecek yaşı da çoktan geçtik. Onlar geçti artık. Göz değecek yaşı da çoktan geçti demişsin de. Canım benim bugün ıslak mendil alayım da bunları da iyice temizleyeyim. Üstün körü siliyorum da. Şöyle şu aralarına kürdanla soka soka tuşların aralarına. Eskiden demiş, bak benim gibi eskileri seven de çok. Bir odada 8 kişi yatıyor. Doğru. Kaynın, innin, minnin, cinnin, hepsici. Doğru söylüyorsun. Evet, bir odada 8 kişi yatardık diye bir sürü diyor tabii. Eldiler, kalabalık. İşte ama bak o ya, eski insanları arıyoruz dediğim gibi geçen. Ya o eski günleri arıyoruz. O işte adı üstünde. Eskiden şimdi yok. Şimdi 6 oda olsun, 7 oda olsun. 2-3 kişi, 3 kişiyi, 1 kişiyi, 2 kişiyi barındıramıyor. O olmuyor bir kere. O yok, o eskidendi. İsterse 8 odan olsun, isterse şato olsun. Ne olursa olsun. O olmuyor artık, o bitti. O eskidendi. Bak sen de ne güzel diyorsun. Evet öyleydi. İstersen birbirini görme. Ayol bırak sen aynı evde olmayı. Aynı şehirde bile olmuyor. Ama neyse şimdi fazla şeylere girmeyeyim. Ayranımı içeyim. Karışımlı ayranımı içeyim. Bunu da şey kuaföre giderim diye giydim. Üstümü tekrar bir değiştireyim. Çünkü geleceğim, soyunacağım, duşa gireceğim. Bir sürü şeyim oraya gideceğim dedim yetişmez. Doğru üstümü değişip yola çıkalım. Şimdi o konulara girmeyeyim. Oraları bir atlayalım. Çoğu arkadaş beni çok güzel anlamış. Hadi kalkalım canlar. Ya canım, yok canım yok sende bir şey. Bunu da mı tıraş ettin? Aa, bana daha küçük geldi bu. Sevinmeye bunlarda. Mutfağı yine değiştirmiş. Ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Allah'ım yakışmış ama. Bakayım. Kaça yaptırdın? 2,5. Aman Filiz. Filiz nasıl yıkıyorsun bunu? Daha yıkamayacağım, yıkamadım. Ama gerçi onun bir kolaylığı vardır. Yakışmış ama ne diye? Köpükle yıkıyoruz ya. Akıtıyor. Ne kadar gidiyor böyle bu? 3 ay 4 ay gidiyor. 3 ay içe 2,5 verdin. Tamam. Ömür boyu değil bu. En azından bir 6-7 ay, bir sene gitsin. Ay, Allah. Saçın uzadıkça buradan şey olur ya.
Saçı daha çok çeker. Benim yavaş uzadığı için 4 ayı bulur da. 3 ay yani. Nasıl tutuyorsun kafanda ağırmadan onu? Hiçbir şey... Yok, ilk günü acıyordu, şimdi acımıyor. Benim uzayınca rahat ediyorum ya. Annem uyuyor mu? Kalkmıştır herhalde. Yas havası. O da afro dalgası diye geçiyor. Ben onu yaptırmak istedim de, daha doğrusu onu yaptırmak için gittim adamın yanına. Yapmam dedi. Ama ben dedim adama, 3 ay sonra dedi beni kaybedersin, hangisi daha iyiyse onu yap dedim ben. Senin yıllardır gittiğin değil mi? Hayır, başka yer. Başka. Sadece orada bir de Afrikalı çalışıyor, saçımı öğrendi Afrikalıydı. Hüseyinci. O da şey dedi, o zaman onu yapmayayım dedi. Denize giriyor mu? Giriyorum tabii dedim. Yani. Sonuçta dedim ben. Karşıda tırnaklarda da boncuk. Evet. Ay çok güzel ama. Onu yapmadı. Bunu yapayım dedi. O dedi şey yapar dedi. Yazın sıcağında ensen terledikçe o dedi saç yumak olur dedi. Bir de denize girince dedi. Çünkü taramıyorsun onu dedi. Saçı dedi. Denize girdikçe tuzlu su dedi. Onu dedi bir yapıştırır dedi. Ben sana dedi. Ama öyle şöyle kendinden kabarık bir saç mıydı? Ha, tamam hatırladım. Kabarık. Aynen aynen. Tanıdınız mı annemi? Şu. Aynen ama dediği doğru. O saçta girdiğin zaman açılmaz evet. Evet. Yok bu daha şey olmuş. Bunu yapayım dedi. Yazı bununla geçir dedi. 3 ay kullanırsın dedi. 3 ay sonra geldiğinde dedi çıkartırız dedi. Onu takarız dedi. İyi güzel güle güle kullan. Öteki saç teminden beri daha başlamadan böyle bakıyor. Hani öteki normal şey saçı ağır bir havasını veriyordu. Daha ağır. Bunda böyle... Aa, şimdi yaşıma da 40 demiyorum. 2-20 diyeyim diyorum. O nasıl oluyor? O da 40 oluyor. Tamam işte. Ama daha 20 ya. Ha, 20. 2-20'yim yani. Filiz baktı suratıma gülüyor. Ne gülüyor ne bileyim dedim. Öteki saç dedim. Olmamış mı? Olmuş da. Öteki saç giyinip bir yere şey, görmüş yaptı. Bir yere dışarı ağır bir havası gösteriyor. Bu daha hoppa, çılgın bir şava vermiş. Ondan öyle suratına böyle tuhaf tuhaf bakıyorum ama güzel. Yaz saçı. Kız kıpırtı var, annen kendi kalkıyor mu yoksa? Seslendi, kalkacak herhalde şimdi seslendi. Ha, ben dedim kendimi kalktı, yine... geliyor. Gel, getir kamerayı oğlum. Aynen kamerayı alacak. Getir kamerayı. Yok çalışıyorsam gene bunu yap. Değil mi? Bir şeyim olamaz. Ol. İş yerinde ağırlığım olamaz. Ağırlığı hiç olmaz. Ya hayır şey yapmaz, onlara da tuhaf giderdi de bana şey... Tuhaf gelirdi bu sefer. Neyse 3 ay kullanmıştı. Tabii yani. Çıkar ne yapalım. Aynen. 3 ayda çılgın görelim. Aynen. Anneyi. Tay tay kızıma tay tay. Aretliyim. Ondan düzgün görünüyor işte saçın. Onu. Filiz sol ayağı düzgün basıyor artık. Bak. Daha şey. Bak havalara bak. İlla atacak o havayı tutunmadan. Aha al al. Günah günah. Günaydın. Günah günah. Oo. Var yasak da böyle belime koyayım var elime. Ha. Neden? Filiz yasakladı. Gardiyanım dedim. Şöyle yapmadı. Elini böyle savut duruyor. Dengesini bozuyor. Bu sefer daha çok bozuyor. Onu dedim savurma. Gardiyan diyor. Ha sana sen öyle de evde benim gardiyanım diyor. Aman kız öyle mi diyor? Şikayet ettim dedim. Şikayet ettin ne oldu? Havamı aldım. O da güzel. Evet, nasıl? Olsun, ne? Şunu atlıyor nasıl? Şöyle diyor, edebiliyor. Ne diye ettin gene? Senin söylediğin daha sert yapıyor Filiz, onu dedim ben. Çok iyi diyorlar. Ne desin? Çocuk çabası. Bana öyle diyor.
Devam diyor. Bu şekilde devam diyor evde de. Ama şimdi ne kadar şey biraz esnek durursan yapmasın diye. Sen hayır, bu şey öğrendi. Adamı kandırıyor da öğrendim ben senin taktiklerini diyor. Nefes alamıyorum ben. Bırak tamam yeterli. Öğrendim ben seni. Hadi geç onları biliyor sana. O da öğrendi. O da yaptığını bildiği için aynısını bana yaptığını da düşündüğü için ondan diyor ki sen devam et böyle. Bildiğin gibi. Aynen, ha. Bildiğin gibi diyor devam et. Nefes alamıyorum sen atlıyorsun boğazan. Nabzusum iyi diyor. Nasıl durur nabzım diyor. Nefes alamazsan kalp atması yavaşlar ya o zaman. Öyle mi diyor? İyi o zaman nefesim. Nefesim tutsam güzel kendim tutamayacağım nefesimi. İyi. Kız bu iyice iğne ipliğe dönecek ya. He. Koş her ikinize tamam da sen de... Ben çok beğendim. 56-66'a düştüm. Yok kaçma. Hayır anne. Ne 66'sı be? Ben daha 66 değilim. Kendinden 66 diyor. Ben de bakıyorum ya. Geçen tartıldım. Kaç kilo düştüm be? Tartıldın mı? Getir mi tekrar? Ben senden daha zayıfım kız şimdi. Çöbe ya. Neyse. Tartı gerçeği söyler. He anne he. Şimdi tartıldık ya. Bana bak başka ilaç veririm sana şimdi uyuturum abi tüm gün seni. Haberin olsun ona göre. Gecede ortak yol oturum ne var yani? Tabii bunlar espri arkadaşlar. Herhalde. Aralarında. Olsun söyleyeyim de. Aynen ciddiye müddiye alırlar sana. Aynen. Veriyorum ama veriyorum. İlaçla bütün gün uyutuyor zaten. Yalan da değil. Kız sen de uyuyor. Veriye veri ilacı uyutuyor. Yok annemin uyku ilacı yok ki. Hiç hem bir de sende uyuyacak göz var mı? Ver. Bütün gün uyutuyor zaten beni ver. Bak ya. Bahar o benim. Eşliğim hala. Ay yukarı. Bu varmış. Şey mi getirecek, kolum getirecek. Öykününki gibi sana da alalım bir tane. Ne? Suluk. Yok anne, akşam oldu. Boynunda mı taşıyacağım? Fırt. Sen mi taşıyacağım? Ay Filiz ya. Sana da diyor suluk alalım diyor. Hayır ya, ben ciddi söylerdim ama anne. Her akşam oldu. Emin'in hiç... içtiği vardı ya, bardak gibi tutmuşlar şöyle bardak gibi. Evet. Hayret sen pek isterdin ama nasıl istemedin? Taşıyabiliyor musun hanımefendi? Bir yeri taşıyabiliyor musun? Taşısan ne? Anne ben burada diye şey yapıyorum zaten sana. Şişeler yazıyor. Maşallah sonuçlarında bakmış fizikçisi hiçbir şey yokmuş. Ama bugün doktoruna. Evet bugün öğleden sonra. Bizim doktor öğleden değil sonra geliyor. Değil mi? Ne kadar mı başka? Getireyim mi? Bir sürü var canım. Yok mu başka? Yemek üstüne. Abi şey işte. Onlar yemek varken ver hepsini geçeyim. Yemekten de uçuyor. Ha kardeşlerim kıyacağım. Ha gitti. Kafaya sıkarıyor. Hangi bir ilaç var acaba? He ya. Anında etki edecek. He hiç. Öyle bir şey olsa keşke. Aynen. Mümkün diyor işte. Anne bari söylüyorsun da 10 dakika geçtikten sonra aa bana bu ilacı ver. Bak ben yavaş yavaş uyumaya başladım dersen. Hemen yuttum daha midene geçmemiş ben uyudum. Yastı doğru gidiyor, kafa ağırlaştırıyorum ben. Ay! 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 Bak ya! Dövüyor beni, görüyorsunuz değil mi? Ay! Ay! Biliyor musun? Filiz yapma cevabı, vallahi kütük ayı boyamış, şiş annem olsun. Hocam, şiş, Filiz, şiş! Senin doktorun ne zaman gelecek hala? Benim mi? 12'sinde geliyormuş yıllık izinden. Listeye baktım dün, 12'sinde. Çekilme falan bir şey çıktı. Bitti. Onlar çekildi, ultrason çekildi. Kesin ameliyat. Evet, kesin ameliyat. Şimdi ameliyat tarihini belli şey yapacağız. Şeyde mi, safra söylemedim kesesinde mi? Safra kesesinde komple taş dolmuş. İşte tam net konuşmadıydık, evet. He. O komple taş dolmuş. Zaten ultrason o gönderirken peşin olarak söyledi. Bak taş olursa dedi, ameliyat dedi. Beni ultrasonla çeken doktoru bulamadı zaten safra dedi. Komple dolmuş dedi. Uğraşım şöyle. Komple dolmuş dedi. Oh, tamam, şey getireyim, makası getireyim. O yüzden şimdi tekrar doktor ultrason sonucunu bakacak. Gün tarihi belli edeceğiz. İnşallah hayırlısın bana da. Şimdi ben şeyi
Ben de elini sabırlı biraz sabır. Ben de safra kesesi komple aldıracağım ya, kapalı da yapmaz, açık yapar. Zaten ya kesti alsın zaten. Oradan zaten de. Aynen, babaanneninkini de almışlardı yıllar önce. Ama maşallah onunki boydan boya yarıldı. O zaman tabii. Tabii canım, o zaman. Şimdi küçük. Kapalıda şiş sokuyorlarmış, şişle yapıyorlar. Kamerayla. Kapalı oluyormuş. Ama açık olursa küçük bir yarıydı herhalde. Yani. İnternetten de araştırdım. Teknoloji ne kadar ilerledi. Ne ha, istiyor? Ha, hadi. Allah'ım istiyor. Ha, hadi bakalım. Bak, o ayakla şey atacak. Çift atarım. Elini kaldır bakayım. Kaldırma mı? Gel buraya Filiz. Her şeye Filiz deme hemen. Gel buraya Filiz. Çarpacağım. Çarptın mı? Çarptın mı? Bak. Kavgalara başladık ya. Evet. Çok kötü. Valla küçük. Vurum. Şiş. Bacağım şiş. Sen de... Allah. İki tane vurum. Şiş bacağım şiş. Hakikaten o yanı şiş. Buradan şimdi fark ettim. Şu yan tarafından baldırın da şiş. Bak şiş, oturunca ben gördüm. Aynen. Ha şiş. Ben buradan daha şey gözüküyor. Bunun kadar hareketli kullanamıyor bu ayağını. Bunu söyleyeyim. Bacağım acıdı zaten. Ne? Bunlar da önemli. Omuzumla yapamıyorum, annem dönememiş ama bir yatmadı da ya. Yazık kaldı, iki kat yapıp yine de yükseldim mi? Omuz boş olmasın. Yine de yatmaya çalışıyorum da. Omuzum ağrı veriyor. Kız ne oluyor daha? Ay Mükü. Onu çektin ya. Duydun mu? Bugün ben saldım ve ben kaç kere kaldırayım ya. Daha kütlüyor kol. Çıktım Naptuk'a söylüyorum orada o zaman. Anne o zaten bakıyor ya, şöyle elimiyor mu senin buralara? Niye elesin ki çocuk, Allah Allah. Böyle yapmıyor mu? Tamam işte anne, elliyor o zaman. Niye ellesin diyor. Adam biliyor eklem yerlerinden çıkık olup olmadığını. Geçen de burası şiş dedim. Normal dedi ya zaten sana. Burada şey öden yapmış, bir yarış yapmışım burada. Çıkık falan belli. Yani adam şöyle tek ilk mahalleye gittiğim zaman omzuna baktı da çıkık değil dedi ya. Biz senin çıkık onu şöyle duruyor acaba çıktı mı? Yavaş bir şey yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Bir daha yapmadı mı onu? Aa ben bilmiyorum, anne bana gösterdi, ben yapamam. Bana gösterecekti, ben yaptım. Aynen. Şöyle yaptı. Çıkarıverir bir de. Aynen. O bilinçli yapıyor. Bu çıkarıverir. Çıkarım belli olmaz dedi. Ben sana yapmam bir daha dedim. Pek hoş oldu dedim, bir daha yap dedim. Pek rahatlattı beni dedim. Devamlı olmaz dedi. Devamlı olursa çıkabilirim. Ya. Aa Filiz, ne yapıyorsun ya? Kız şeyini taktı işte. Konuşalım bir şey ya. Sus. Dur. Bak. Elinde al işte. Ne yapayım, ne hazırlayayım şimdi ben kahvaltıya güzel? Ya, aman çok fazla güzele gerek yok alan. Pastırmayı koy, küçük yap onlara. Her şeyimiz var ya, değişik bir şey olsun istiyorum. Pastırmayı küçük doğru. Anne. Dün kocaman yapmış ha. Pastırmalı mı yapayım, kavurmalı mı yapayım? Kavurmalı yap hadi. Sen kafana göre yap kızım, kavurmalı hadi. Kavurmalı yapma sana. Yumurta koyma kavurmalı. Sağda koy sana. Şu eline benim tırnağı getir, şu elini kes benim. Kız dur etlerim. Kız hangini yapsın? Bir dur. Etlerim gel. Yak gideceğim, gel. Bak en sevdiğinden yeşillikler. Çok uyuyorum aynen. Şu şeyleri yem anne, şunları. Ben seviyorum, saplamayayım. Düştü. Sen kavurma yemeyin mi hala? Ben yemeyeceğim. Neden? Şimdi çay içeceğim. Hayret. Neyi hayret? Şimdi çay mı içerim? Hayret. Açlık otundan bahsediyor. Öyle normal çaydan değil ki. He, onu da içiyor. Başlayacağım yine açlık otuna. Zaten verdim, vereceğin kadar. Halam yani gerek. 2 kilo almışım. Vermem lazım. Şeylerde 2 gram almışım, vermem lazım. Çok aldım. Ben kaç gram aldım? Aman elimle koyuverdim. Koy elinle ya. Ama o zaman ben seni arıyorum. Bunları da hazırlayan benim zaten. Benim ellerim. Kavurma. Sana yağlısını koydum. Sana ekmek banarım şimdi diye. Evet, ellerine sağlık alan. Balın içindeki ne? Kaymak. Kaymaklı ballar. Nasıl bakıyor gözleri bitti. Anana bak. Kaymakla ne yapsın? Kaymak, bal. Evet. Ballı kaymak.
Evet arkadaşlar, hep beraber afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayır. Annem sonradan gördü zaten. Hayır, ama önce bana uzattı. Eğer susamış olsaydım balıklarla beraber içerdim inan ki. Renklere baksana. Evet, akvaryumu yıkıyordu da. Yani temizlememiştim ne zamandır. İki tane mi ölmüş ama. Beta bunlar değil mi? Yok, beta değil bunlar. Lepistes diye mi geçiyor? Yok, şey balığı mı, renkli balık bilmiyorum ki. Emoş aldıydı. Japon balığı. Değil annem, Japon balığı. Japon balığı değil. Ama bunları çalıştırman lazım. Öyle havası zor yaşarlar. Evet, onu şuraya da koysam olur. Aynen. Televizyonlara da koysam olur. Yani onu evet. Şimdi biraz rahmetli çünkü yapacağım. Bizde vardı, balık hastasıydı enişte. İsmail iki tane. Biri böyle kocaman masa kadar. Allah onları doğurtacağım diye, edeceğim diye böyle neler yapardı neler. Oradan biliyorum. Öyle havayla yaşıyordu onlar. Evet, var onların havaları. Gözün kör olmasın. Ben bunu eğer ki senden su istemiş olsaydım da getireydim içerdim bak oradan. Ben de içseydim var ya şok olurdum. Gitti balığım mideye. Aynen. Hayır, görmedim ben. Sen annene gösterirken. Ben sen gör diyor, bak anneme ne yapıyorum diyor, göster. Ben sen bardakla su getirin dedim. Annenin herhalde ağrı kesicisini verecek. Suyunu getirir de bana espriden uzatıyor bardağı. Ben görsün diye bardağı. Çıkarsan bir yerden yapınadı. Parmakta bir videodan çıksın balıklar. Ay sus be. Koca nenenin dişleri koyduğu balık lakır içtiydim suyu. Ağzım. Sen mi içtin, ben mi? Ben. Bardak dişli suyu. Sen mi? Ben diye hatırlıyorum. Sen de içtin o zaman. Geçen ben yine konuştular hatta. Evet. Hayır ben. Babaannem yerlere yattı, bu bardaktaki suyu kim içti? Ben deyince yerlere yattı, o benim diş suyumdu diye. O zaman sen de içmişsin, ben de içmişim. Ben babaannene bakmaya gittiğimde kanepenin yanında başucunda yatıyorum ya, nasıl yanmışım ama. Yok, ben küçüktüm daha. Kafalarımız yakın yakın, ben bakıyordum. Babaanneciğim. Anam bir kalktım dedim bardağa, bir dükkayı ağzıma bir geldi dişler, bir fırladım hemen. Sende diş varmış, bende diş yoktu. Bende vardı, ondan biliyor. Babaannem kalktığında dedi ki bu bardaktaki suyu kim içti dedi. Ben dedim sen yerlere yattı, o benim dişlerimi koyduğum su dedi. Ha, sonra içinden attı attı. Sen gene öyle, benimki dişli daha kötü ya. Dişliyken. Vallahi ya, işte balıklar da gidiyordu mideye. Nasıl çıkaracağım doğru şu balıklar? Lakalakalak geldi de balıklar. Ay geldi. Ana onlar da hepten küçükmüş ayol. Küçük, onlar büyümüyor. Çok minik. Beş taneydi, iki tanesi rahmetli oldu. Neyse, şimdi tok karnı haplarına da bir de kahve içelim. Evet, kahve. Vallahi en çoğunu ben yedim. Eline sağlık. Afiyet gene çok bile yedim halam. Afiyet olsun. Başım ağrısı. Ben bir şey yapayım. Seyyar şey gibi, ilaççı gibiyiz. Ama ne yapacağım? Parol vereceğim herhalde buna. Bir parol şey vereceğim. B12 vereceğim. İlaçları da şey gibi. Ben eczanede çalışsam iyi olur. Eczanelerin isimlerini. Mümkün hareketleri. Hareket. Dur, doğru yap. Ay, atayım ki. En basit şey işte, garantim benim bu. Doğru düzgün. Şey ne oldu? Ya bitirdin mi? Ben geliyorum kızım. Neydim? Tamam, e hadi. Ben bakarım, silmiştir. Ne güzel yapıyordun şimdi, niye şey yaptın hemen? Bir tane almış anne. Kalk bakayım. Orada var ıslak, ben de sil ellerini aşkım. Abine söyle gazoz koysun sana. Yap kahvaltısını. Onu ben de dağıtayım. Hadi maşallah. Al yanında kola bir tane daha. Evet. Bağsa. Bunu işte lavabodaki notu kalkamıyorum, klozetler üstündeki. Burası biraz daha yüksek ya. He. Rahat kalkıyorum burada. Ama iyi yapıyorsun gene hareketlerini bak. Aynen şu dizim önemli. Kırmak şöyle. Evet. Fizikçi mi dedi bunları yap diye? Aha kalk şey, ben zaten şorttan bile yapıyorum dedim, merak etme. Ben dedim yatağın başında şey var ya, bu komedyon, sunuyorum onu. Ben kaç zaman önce başladım, bir hafta önce başladım ben bunları yapmaya. Kız annem biraz sesini. Kırıyor şöyle yapıyor, kırmak şöyle. Kendim garanti en azından, bir şey olursa yatağa yatağa hemen atıvereceksin kendini. Başını dönersin, aynı şu şöyle olması lazım işte. İyi bayağı hareketler, evet. Ya, kırıp atacaksın ya. Şöyle atacaksın içine. Bak öteki sağ elini yürürken hiç oynatmayacakmış arkadaşlar. Dengesini o bozuyormuş. Salladıkça. Ben böyle yapıyordum. Dengeyi iyice bozuyor. Sallamak için aynen böyle çember kırıyordum.
Aynen. Şöyle şimdi... daha bir şey yapıyorum. Aynen. Tabii onu oynatmayınca daha rahat kuruyor. Evet. Alkış anneanneye. Yürüyelim mi Öykücüğüm? Anne akşam nasıl götürdüm bir de arkama kebini böyle düşürüyorum. Arkaya kaykılıyorum. Öykü bile arkama evet anneanneye artık götürüyormuş. O kadar evet, yani iyi. Eli bile bana kuvvet veriyor işte yetiyor bana. İşte aynen yani. Değil mi Öykücüğüm? Akşam götürdün de mi sen beni yatağa? Evet. Ben evet. Bugün markete götüreceğim oyuncak alacağız. Oh. Yaşadı. Normalde aramadı ben başımı. Neyse Filiz sonuçları öğrenmeye gitti çıktı şimdi. MR mı çekilmiştin? MR çekildim şey beyin tomografisi çekildim. Onların sonuçları ne alacak çıkmış. Dün gitmiş herhalde. Allah, yokmuş. Şimdi aha doktora. E-nabızdan satan doktoruma da baktı benim fizikçim. Absürt bir şey yok dedi maşallah iyi iyi dedi. O da anlıyor. Tabii o doktora sonuçta canım. Evet. Hiçbir şey yok demiş. Bakalım peki. Şimdi kendi doktoru hala tıkanıklık devam ediyor. Tıkanıklık duruyor hala dedi. Beynin damar tıkanıklığı. Bir tane vardı ya beynin. O hala duruyormuş. Kim söyledi onu? Söyledi. Hani absürt bir şey yok dedi. E tıkanıklığı açmak için de bir şey yapmıyorlar. Pıhtınlar. Kırız geçirmeyeyim diye yine şöyle işte oyunu. Ha, pıhtın evet. Nereden attığını da bulamadılar. Bulamadılar. Ne dedi Filiz onu diyordu. Kalpten belki. O dediği şeye 3 ayda bir. Doktor kalpten şöyle. Atar damarda olmadı. Şah damarda olmadığına göre dedi. Kalpten diye düşündüm. Anji yapmışız mı sen dedi. Bana dedim anji yapmadınız dedim. Yapmışız dedi. Mersi şu koldan şey... MR'a girdir ilaçlı dedim. Hmm. Mesela pır diye damarımın içinden gittim. Evet, buz gibi bir şeye gösterelim. Mesela şeymiş, işte anjiymiş o. Allah bir anji oluyor, kasıktan oluyor anji. Ha, o aynen öyle. Ben öyle bekledim. Biz de öyle bekliyorduk. Evet. Bunlar damardan işte, kadın şeyim, en kalın damarımda kalın bir iğne soktuydu, açtıydı. Özel çektirdim mi MR'a? Hmm. Şu sağ koluna şey yap dedim. MR çekerek orada MR'ın bitimine yakın şey, ilacı vereceğim dedi adam. Bir ilacı verdi. Vırırır damarlarımdan gittiğini hissettim. Biliyorsun hızlı bir şekilde. Ha, aynen dediği gibi. Vırır buz gibi şere geçti damarlardan. O meğerse anjuymuş. Neyse bakalım Filiz gelsin de inşallah o da giderken öyle diyordu. Doktor orada olsa bari diyordu. İnşallah. İnşallah oradadır da sonuçları... Ya geçen hafta gittim ben de gittim işte. Gittim dışarı işte, bunlar konuştuk kadın şey. Elini kaldırdım. Ayağını kaldırdım. Bastırdayım ben yukarı kal, o bastırdı ben yukarı. İyi güzel dedim. Yürüyebiliyor musun? Filiz tut kızımı yürüyeyim de hava açamıyor doktora da. Tut kızımı yürüyeyim kalkayım dedim. Tamam görme kendimi. Oldu. Günaydın sana da. İnşallah bakalım yani işte. 5 ay bir şeyin kalmaz dediğine göre 2 ay oldu herhalde. Falan gideceğim. Aynen 2 ay oldu. Bir de yollamıştım. Hani bu ışıkta 5 ay geçecek dedi. Yılbaşına kadar başka bir şeyim kalmayacak yani inşallah. Evet biz kahve içerken kahvaltıyı yaptığımızda benim aklıma o geldi. Müfü dedim elinden dedim öteki gözünü kapat bakayım bu görüyor mu dedim. Çünkü önceden şey yapmıyordu kapattı gayet. Algılayamıyordum. Heh, şimdi, sen yanıma otur sessiz hiç algılayamıyordum. Evet ses duyarsa şey yapıyordu şey ondan sonra var. Burada mısın diyordu. Elinden gözünü kapattı. Gayet öteki gözü de görmeye başlamış. Bak. Sağ tarafını kırpıyor mu? Sol tarafını kırpamıyor. İşte uyuşukluk gitmedi daha. Gene oynatıyorsun, kırpıyorsun da. Kırpıyorsun. Şey onun gibi yapamıyorsun ama önceden hiç yapamıyordun. Bak zorlayınca yapıyor ana gayret. Oldu mu? Hadi Yusuf. Bu da kapanıyor ama. Onu normal bile yapamıyor. Ben gözümün birini kapatıp ötekini kapatamıyorum işte. Bak. Kapatırım. Bak şimdi bak. Bunu kapatamıyorum. Bunu şey yapayım ben. Öteki de kapanıyor. Benim sol yapardım bölgede. Gerçi benim hoş gözlerim de biri farklı, biri farklı da. Biri Anya, biri Konya. Ha, aynen, biri Anya'ya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor. Kapamıyorum ki. Yani. Kafa gidiyor. Neyse, gene bu kadarına şükür. Yani. İyiyim şükür. Allah'a şükür.
yapacak çok işim var diyor şimdi. Oho. Tabii canım. Daha bir sürü yapılacak işler var. Bak yani. Bunu mu yapabiliyordun? Ayağın sürüklenip gidiyordu. Şimdi doktor bir şey fark etti. Kalçanı fark et, frizesi dedi. Fark edin mi bak kalçasına şey yapıyor dedi. O kalçayı düzelteceğiz dedi bana. Arkamızda. Hani ne yapıyordun ki? Ne dedi ki onu? Çıkarıyormuşum ama kalça çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha, ha. Çıkar diye yürüyormuşum herhalde. He onu. Onu düzelteceğiz dedi. Ha çıkartmadan yürüme pozisyonuna geleceğim. Ha. Evet. Bana dizine kuru yürü diyor doktor. Sen kalçadan götürüyorsun. Ben kalçadan götürüyorum. Onu düzelteceğiz dedi bana. Ha kalçadan. Aynen kalçadan gitmeyecek. Ben böyle götürüyorum. Sen ha, dizini kırıp da gideceksin. Ben o en son işlerim doktor bey dedim. Ben toparlamaya da razıyım dedim. Bırak dedim ayağımı böyle gideyim ben dedim. Toparlamaya da razıyım. En son bir yürüme, kendimi bir yürüme pozisyonu sokayım dedim. Kırmayı da en son da yaparız, onu da yaparız dedim. Nasıl öğrenirsin öyle gidersin dedi bana. Ama dediği de doğru. Doğru nasıl öğrenirsin? Nasıl öğrenirsen? Doğru, haklı, doğru. Doktor, nasıl? Doğru ya söylüyorum. Nasıl git, alıştırırsan öyle gider. Düzeltemezsin bir daha. Fizeydim, ne yapayım? Yani dizimi ya. Kırdığım zaman kendimi toparlayamıyorum. Bizim diktiğimiz zaman bizim boş gider. Sen de haklısın da ne bileyim yani. Toparlayamıyorum ki, basamıyorum üstüne. Evet. Kırmaya kırıyorum dizimi. Birkaç kere denedim. Aşağı çöküveriyor. He. Dizim boşta çıkıveriyor. Aynen. Yürü, yeter ki yürüyeyim ben, toparlayıp yürüyeyim, sorun değil. Ya yürüyeceğim evet. Dediğin doğru ama bak sen şimdi doktorun dediğini söyleyince ben de dikkat ettim, sen kalçadan şey yapıyorsun. Kalçadan götürüyorum ben. Kalçadan götürüyorum, evet. Önceden olmaz, onu zaman götürüyorum. Kalçadan götürüyorum. Aynen. Neyse bakalım gelsin, bekleyeyim Filiz'i ben de. Öyle gideyim ben de şimdi merak ediyorum bakalım. Bir şey yok. Doktor diyecek, 2 ay, 3 ay bir şey kalmayacak bunun diyecek. Aynı şey. Ama hapları değiştirme gibi bir şeyi var dedi. Birini bıraktırabilir dedi. Hepsi bıraktıramaz çünkü kriz geçirme şeyi var. Frizeş sordu hiç kriz geçirdim dedi. Hangisi mideni bulandırıyordu? Hepsi. Şey sordu değil mi ne o B bilmem ne değil mi? Friz hiç geçirmedi dedi. Hani boş boş bakmaları var mı dedi. Böyle sana bakarken bir yan tarafı boş bakıyormuş. Nasıl bakıyormuş? Bakıyordun evet. Nasıl bakıyordun ben hiç hatırlamıyorum. Oldu mu şöyle dedi, filiz hiç olmadı dedi. Yani. Kriz de geçirmedi dedi. İyi. Kiminle telefonla konuşuyor? Aa konuşmamı düzelmiş diyorlar bazen. E tabii canım yani. Onlar yapıyordum ya ben. Aynen, onlar falan bitti telefonu artık. Telefonu görüntülü olmasa telefonla konuşsam ama maşallah konuşmamı düzelmiş diyorlar bana. Yani. Neydi o tövbe estağfurullah? Elimi dönmüyor kız mesela. Biz diyorum ya hastanede Filiz'le birbirimize bakıyorduk biz. İşte. Ne diyorsun diye kulağımızı yaklaştırıyorduk. İkimize kafa sallıyorduk. Heh. Sen onu anlaşılmayı bırak. Şimdi normal telefonunu kullanıyorsun. Görüntülü açıyorsun. Aynen. Mesaj yazıyorsun. Mesaj bile yazamamışsın. Sana dedim ya yazmaya kalkmışsın. Bir sürü şey doldurmuş gitmişsin orada. Görmemişimdir. Anladım ben onu. He. Oo, 29 harfin hepsini yazıyorum. Sıralamışsın. Yazıyorsun diye rastgele. Fark ettim ama bu dedim yazmaya çalıştı dedim yazamadı dedim tamam. Boş ver öyle. Bizim kalmadı canım. Şimdi aynen. Aynen baktım yazmakta zorluyorum hemen sesli mesajı geçiyorum. Ha? Basayım artık onu da öğrendim sesli mesaj. İnşallah geçecek. İşte onu yapmıyoruz biz aslında en basit kalmadı. O da benim de aklıma gelmiyor. Evet. Ona friz ben uyurken geçirdim mi acaba kriz diyorum ben bazen. Uykudan geçiriyor mu acaba? Ama senin halinden belli olur geçirsen. Hani ufacık bir şeyinden, hareketinden baş ağrısı diyorum. Belli. İşte baş ağrı. Filiz'e söyledim giderken baş ağrısını sor diye. Bir sor. Kanamadan dolayı ağrıyor. Belki de. O kanamadan ağrıyor. Neyse gelsin bakalım da sonuçlar ne? Rozi deme. Deme kızım. Deme kızım. Sevdin mi onu sen? Aferin sana. Sevdi mi seni Öykü? Olsun olsun kolum da oynuyor artık. Bak onu bir oynatsam, onu oynatsam diyordum. 15 gün önce öyle diyordum bak. Dün parmaklarım bile oynadı. Yani. Aynen böyle bak evin içinde, evin içinde nasıl yürüyorsun? Gene böyle tatillere gideceğiz beraber yan yana. İnşallah.
Bakalım önce neresi nasip ben olacak? Ben topallamadan lazım. Topal olayım, yürüyeyim yeter. Vallahi billahi topal olayım, yürüyeyim. Topallayayım, yürüyeyim. Yürüyeceksin. Ben kendi işimi kendim görüyorum. Yemek yapmayı özledim, temizlik yapmayı özledim. Aaa, yıkayım. Bak, yemin ederim. Değil mi? Yemek yapma. Geçen Filiz'e şey dedim. Ne yağlama, gözleme, yağlama yapıyorum, sıkma yapıyorum dedim. Filiz'e, öf anne bana iş çıkarmadı. Öyle gibi senin arkanı toplamıyorum dedi. Şimdi şey... Masaya otur, masada yaparım annem ben. Şimdi size yapamayacaksın da. Canın istese o sana yapar, onu biz konuştuk Filiz'le. Hala diyor yapayım. Ona iş çıkaracağım bir şey yapıyorum. He, hala ben diyor bak, bana ha, bana diyor yapacağım diye diyor. Canı istese ben yaparım ona diyor. Yapamayacak biliyorum diyor. Niye yaparım ki toplum yerde yaparım, niye yapamayacak? Daha çok diye yapacağım diye uğraşacak diye yapamayacak diyor. Biraz daha ablam biraz daha. Yaparım, ne yapamayacak? Bir de şu iğne arttı. İnat olsun Allah Allah. İnatım olmasın. Ben geçen bir elektriğe bağladım doktor. Bileğim böyle dönecekti. Sen böyle yapacaksın ha. Elektrik vurdu şimdi bilek böyle. Sen mi öyle? Sen beni mi döndürüyorsun? Hadi elektrik sen mi üstüne olacaksın? Ben mi üstüne geleceğim? O benim kolumu böyle çevirdi. Ben böyle çevirdim. O benim kolumu böyle çevirdi. Ben böyle çevirdim. Elektrik böyle yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Hadi hangimiz yenecek dedim. Ha, doktor geldi dedim böyleydi. Aferin. Bak görüyor musun elini dedi. O elin mi öteki mi? Bu, herhalde bu tabii ki. Şey. Onu çalıştırıyorum şey. Tabii. He, onu dedim. Yan dönmeyecekti. Bu kolum yan döndüm sen böyle çevireceksin dedi. Çünkü böyle çevirdim bu kol, parmakla istersen açılıyor. Tabii canım. Elektrik kendi kendime arıyordu. Sen mi bakayım hadi ben mi? Bana herkes inat diyor. Bak hadi sana da inatlaşacağım dedi. Sen çevir dedim ben çevireceğim böyle dedi. Sen böyle yaptın. Ben yine zaten tedavi öyle. Mecbur çevireceksin onu. İnatlaşacaksın, tedavi. Pes etsem ederim Faiz, sen ne sen etmeyeceksin belliydi abla. Öyle bazen vuruyorum, artık elektrikte de yapmaya başladım. Önce de pek güzel, şey gibi, dinlenme gibi geliyordu elektrik, gittin öyle dedi. Önce de dinlenme gibi değişir değişir. Büyük şeyler takıyor artık bana. Yüksek voltaj veriyor. Önce dinlenme gibi, şimdi ciğerimi sıkıyor elektrik dedi. Elektrikte de vurdu, yapmaya başladım ben. Önce hiç sesim çıkmazdı. Rahat rahat. O dinlendiriyordu beni ama şimdi öyle değil. O kol böyle ki elektrik bir vur, kol istersen böyle dönüyor. Hadi bakalım sen mi ben mi? Böyle çeviriyorum ben. Hadi sen mi ben mi? Bir vuruyor kol istersen böyle dönüyor. Hadi bakalım sen mi ben mi dedim ben. Ben de böyle yapıyorum. Ben böyle yapıyorum. Elektrik böyle çeviriyorum. Ben böyle yapıyorum. O böyle. Ben böyle. O böyle. Bak elektrikle inatlaşacağım. Filizat'a geçen belki ne? Bir şey oluyor. En ufak şeyde ağlıyor. Frizan'ı istersen geçen psikoloğa götüreyim seni dedi. En ufak şeyde ağlıyorsun sen dedi. Bir şey aklıma geliyor. Oturduğum yerde böyle ağlıyor. Gitmeyin, dün doktora dedim. Frizan beni psikoloğa götürecek dedim. Gidip de ne yapacağım dedim. Doktor bana ne diyecek dedim. Ya bu hastalıkla yaşamayı öğreneceksin diyecek dedim. Ya da kabulleneceksin. Ben bu hastalığı kabullenirsem ben bu hastalığı yenemem dedim. Ben kendimi biliyorum çünkü. Aynen. Ya bana ilaç verecek, bütün gün uyutacak beni dedim. Yok uyutmaz dedim. Gitseydim dedim. Ya konuşacaksın. Fark et, yok, bir ben şey geliyorum sen de zaten konuşurum da, hocam dedim. Ben zaten sen, Allah razı olsun, bin kere razı olsun. Çocuk zaten beni dinliyor. Aynen. Ben zaten işimi döküyorum onu. Onu böyle konuşuyorum. Valla bugün söz verdim kendim gereken diyorum bazen. Ağlamayacağım diyorum. Peçeteyi şuradan çıkarıyorum. Peçetesi de hazır gelmiş diyor. Ne yapayım? Anam babam usul, eski usul diyorum ben de. He. Burada sanki peçete yok mu diyor. Olsun hazır bu. Burnumun tıkanılır. Hazır elimin altında diyorum ben. Sen normalde de hep taşırsın koynunda peçete. Ben taşırım. Alışkanlık evet. Normalde de illa işten gelir peçeteyi çıkar koynunda. Annen, ben şu işte doğrultuda annenin bir lafını hiç kulağımdan çıkmamış. Demek ki o alışkanlık yapmış. Anne de çocuklar olan bir kadın da mendilsiz gezmezlerdi bana. Evet nur içinde yatsın annem ondan öyle. Annem de taşırdı. Ondan kalma bende. Olabilir. He evde mesela hap öyle kapşı burnuna kapşı. Filiz. Anne peçete peçete. Bilmiyorum koynunda peçete olur. Anne peçete peçete hemen koyduğumda peçete veririm Filiz'e. Değil mi? Anneme peçete çünkü Filiz koyduğumda peçete doldurabilir ya. Biliyor yani. Ben bile biliyorum onu. Ona alışkanlık edilmiş herhalde. Evet. Alışkanlık o. Aklında kalmış. Yer etmiş seni. Cebi olan şeyde muhakkak cebim mendil vardır. Evet. Her paltonun cebinde mendil vardır. Alışkanlık. Güzel bir şey tabii. Aynen. Doktor onu diyorum. Valla buraya kendi kendime söz veriyorum. En ufak bir laftada işte. Ben ağlayan insanlara nefret ederdim. Şimdi kendim sen bazen yapıyorum bazen. Gülüyorum, ağlar. Ağlıyor musun, gülüyor musun belli değil der. Valla şu anda gülüyorum der diyorum ben de bazen. Hani ne için ağlıyorsun Gülüçel? Hani ne? Şuramdan geliyor. Tamam, ne geliyor? Olabilir, aklına ne geliyor da? Hiçbir şey gelmek.
Allah Allah. Sen bana bir şey söyle. Gözümden şurada yaşla dökülüyor. Dün mesela parmaklarım açıyor işte. Çocukla konuşuyorum doktorum hocamla. Hı. Bir hastaya bakıyordum. Biliyor musun dedim. Bir Mehmet amcam vardı hastaya bakıyordu. O da böyle bir şey. Demans hastasıydı dedim. Ama bir taraf felçildi. Parmaklarım da kapalıydı. Dedim elini açarken adamcağız sesini çıkaramıyor çünkü konuşamıyor. Konuşamıyor, ses de çıkıyor. Gözleri böyle, adam çok haklı demiş, canı acıyormuş adam. Adam gözleriyle şey yapardı bana dedim. Demek ki dedi, canı acıyormuş adamı dedim. Aynı şey şimdi ben yaşıyorum dedim. Onu da başladım bakalım. Ha işte aklına o geldi. Ha onu diyorum işte aklına durup böyle dururken değil. Aklına bir şey geliyor. Bak aklına o geldi. Baktığın geldi. Adam, onun adam gözlerini. Çünkü adam canı acıyormuş dedim ben. Şimdi benim canım acıyor dedim. Adam hak veriyorum dedim. İşte böyle konuşurken işte. Hemen akıyor. İşte aklına geliyor da ondan onu dedim. Adam sesini çıkaramadığından işte parmakları açamış adamca. Gözlerini i̇şte, böyle yapar. Ha, senin sesin çıkmıyor. Konuşabiliyorsun, bağırıyorsun. Sen söylüyorsun. O söyleyemiyor da. Aklına o geldi, duygulanıyorsun. O zaman başladı. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Belli de değil diyor doktorum artık. Allah razı olsun. Çok Allah güzel ilgilendi. Çok çok. Çok güzel. Allah razı olsun. Ben psikolog oldum. Her şey. Ben içim oldum. Ben biliyor musun çocuklar her şey oldum. Ben fiziğe niye gideyim? Psikoloğa niye gideyim? Onu anlatıyorum zaten. He. Kabulleneceksin bu hastalığı diyecek bana. Bununla yaşamayı öğreneceksin diyecek. Ben bu hastalığı kabullenirsin. Ben çaba gösteremem ki. Evet. Ben kabullenmediğim için zaten bu kadar ilerledim ben. Benim geçen yıl bir hafta oldu. Bir hafta önce böyle şey. İki de yola yürü bakın, geç bakın hadi bu sefer değişik şey yapacağız, ne yapacağım, burada mı yürüyeceğim, yürü bakın hadi, demirle tutun dedi. İki tarafa tutunuyoruz, karşıda bir ayna varmış. Saç maş o zaman şeyler de kafamda daha yıkanmamıştı. Onlar kendiydi. Aynaya kafanı kaldır, aynaya baktım, bir baktım aynaya, başladım ağlamaya. Ben bu değilim dedim. Bak ya. Aynı, ben bu değilim dedim. Niye bana, ayna karşısına beni niye diktin dedim, doktora bağırıyorum. Beni ayna karşısına niye dikiyorsun, ben bu değilim dedim. Orada kendimi gördüm, başta hüngür hüngür olamıyor. Bir de yürüyemiyorum, bir de bakımsız abi, böyle çal çapur, tövbe. Ya hastaneye ilk gittiğimde mesela kendisi dedi, göster bakayım dedi, silmedim, o zaman nasıldım? Şimdi, maşallah. Geçen arkadaşlar geldi, güzel bir arkadaş geldi. Filiz'e sen hastanede Filiz'e ben hayret ettim diyor. Ayağını sürüklüyordu Filiz'e kucakladığında tuvalete gidiyor. Evet. Ben sana diyorum sen ya. Sen niye toparladın kendini dedi. Evet. Aynen. Düşün. Ayağını sürüklüyordu. Evet. Ben baktım o sol ayağım. Filiz o kadar zorlanıyor ki sen basmıyor. Böyle arkandan geliyordu ayağım. Düşün. Ben öyle bir baktım. Hiç hatta Belgin de vardı. Belgin'in ekisi oturttular sandalyeyi götürdüler seni. Hiç hatırlamıyorum. Aa sürükleniyordu ayağın abla. Şimdi maşallah bak. Elim bir şeye gittik işte değil mi? Geçen şey bu beyin şeyi çektireceğim. Hı. Yattım şöyle hani Efe'ye yüklenmiştim bir omuzum. Oradan Belgin ben nasıl Filiz'i ben de vardım dedi Filiz. Belgin'le Filiz'i götürmüş ben oraya. Onu dedim geçen Belgin geldi. Belgin sen beni oradan nasıl çıkardın tek başına? İnmeyden inerken düştük dedim. Çıkarken nasıl tek başına Filiz'e ben de vardım yani dedi. Hatırlamıyor musun senin olduğunu? Yani. İnerken Belgin'i hatırlıyor musun da? İki basamak dışı. Evet. Filiz de vardı aynen. Filiz de varmış. Vardı. Çıkardım. Biz Filiz'den bir yere git dedik. Ben dedim vardı. Yukarıya çıkayım. O Belgin'i aradıydı hastanede. Ya Efe ile Filiz varken bile zorlandı çıkarken düşün. Yani. Ya böyle hastasınız o iki basamağı nasıl çıkarmayı düşünüyorsunuz? Doktor oturmuş bilgisayar başında. Doktor hanım yardım eder misiniz dedim ben. Düşeceğim çünkü. Filiz anne neyine yardım etsin dedi. Annem düşeceğim ben dedim. Hiç yerinden bile kımıldamadı. Atıvereceksin aslında orada kendini. Bir şey gelecek başına orada. Tövbe. Sorumlusu o olacak ama kendin olursa zıdırlanacak. Aynen. Sorumlusu o olacak. Evet. Böyle bir hastalığa var bir de hademe koymanız lazım. Ha, ilgilen, bir de iki basam var. Ben nasıl çıkacağım iki basam? Efe'ye yüklendim artık ben. İlgilenmesi lazım. Tabii canım ya da hademe yani. Koyun. Yardımcı koyun oraya bir tane. Yani. Bir erkek koyun. Erkek gücü daha başka. Böyle hastalığa bir tane ben biraz iyiyim. Daha kötüsü olsun ne olacak? Nasıl çıkacağım ben oraya sedyeyi? Bir de demesin bana kadın. Kendini yukarı atar mı? Kendimi yukarı tutun tepede yukarı. Kendimi yukarı attım böyle ayaklarımla. Bir de bana döndüğünü ne dedim biliyor musun? Ayaklar sağlam ama kafan gitmişler. Ne yapmam lazım acaba? Hiç salak kafamda çalışmıyor.
O anda işte aklına gelmiyor. O anda ne yapacağım? Kafamdan mı kendim atacağım yukarı acaba? Kafamdan ne yapmam gerekiyor diye. Demem. İşte aklıma gelmiyor. İşte o an gelmiyor. Evet, o an gelmiyor. Sonra aklıma geldi. Bir daha gideyim. Nasıl bir daha gideceğim abi? Bir daha kadın. Yakalarım ben seni de. Tamam mı? Hiç vallahi bir şeyleri de unutmaz. Hiç. Hiç kaçmaz. Hiç unutmaz. Kendini yukarı at. Nasıl atacağım yukarıyı? Kolumla kendimi yukarı çek, ayaklarımla gitseydi de şöyle kendimi yukarıda itledim. Nasıl, kafamla mı gitmem lazım acaba? Anlamadım ki. Yani. Böyle mi gitmem lazım? Ben de anlamadım. Ayakların sağlam olmadı, kafan gitmiş dedim. Bunu gittim, ben hocama söyledim. Fizikçime söyledim. Güldü. Asıl da onun kafası gitmiş. Onunla da aklı kaç kişi, günde kaç kişiyle uğraşıyorlardı o da. Evet. O da güldü. O ne demek şey, o da güldü. Bana dedim, doktor böyle böyle söyledi. Kafan gitmiş dedi, dedim. Onun kafası gitmişler falan. Ne yapsın? Ona da kaç kişiyle uğraşıyor dedim dedi. Yani uğraşıyor mu? Bir hastalığı Allah söylenir mi? Tabii o söylenmez. O orada algılıyor. Tam şey yapamadım işte ben. İşte şartları sonradan düşüyor ya. Doktor hanım ne demek istiyorsun? Kafam nasıl gitmiş acaba? Nerede anladım diyecektim ben. Demem lazımmış. Ha, öyle mi sen? Ben öyle olabilir mi söyle? Ağzını aç. Ağzını kapatma. Ağzını, gözünü kapat. Gözünü aç. Açtı tamam. Frize gitmiş. Dışarı çıkmış. Bir beçer kalkacak mı? Yeter işte. Setiydi. Mübeşer böyle yakınlarda da çıkmış, frizedim böyle yapmış. Yine çıkın demiş. sen bana kafan gitmiş, kafam gitmiş valla toparlayamam ağzım, kusura bakma. Kafam gidip ya. Ne gözümü toparlayabiliyorum, biliyorum ne ağzımı toparlayabiliyorum. Kadına söyledim ben. Doktor hanım dişine sıkma diyor. Dişine sıkma şakaklar oynuyor. Tamam, normal doğru olabilir. Ağzımı diş, dişler takma dedim. Çıkar, i̇stersen çıkarım, çıkarırsın dışarı, damaktan zaten birbirine değmez dedim. O zaman dişlerimi sıkamam ben dedim. İzin verin dışarı çıkar. Yok gerek yok dedi. Çekeceksin bekle. Sen sıkma sıkma diyeceksin artık. Oğlum püflenmeyeceğim. Ay Beccel ya. Öyle bir şey deseydi kafam gidik ya ben toparlayamam ağzımı diyecektim. Kafam gidik kafamı ya. Kafamı toparlayamıyorum ağzımı. Kafa gidik ya. Toparlanmıyor ağzı. Ağzım açıyorsun ağzını. Çenen ağrıyorum. İki dakika sonra kendi kapanıyor. Ne yapayım? Yani. Gözlerini kapat. Gözlerini aç. Tamam açtım. İki dakika sonra aç kapatıyorsun, bir daha sıkılıyorsun, gözün mecbur, istersen gözü açılıyor. Ben sana aç dedim mi? Bir de öyle. Ben senin gözünü aç dedim mi? Ne yapayım? Uykum da gelmedi ama. Uyuyacağım. İlk belgine gittiğim zaman horlamaya bile başladıydım. Kadın beni uyandırdı. O uykuyu da çekiyordum şu şeyi. Horluyordum herhalde çünkü kendi horlamama uyandım ben. Kadın baktı, dürttü beni. Ses almaması, sıkmamız lazım, çakaklar almaması lazım. Ya ben sana bir yol söylüyorum. Dişlerimi takma diyorum. Çıkar evet. Ya, çıkarsam damaklarım zaten birbirine değmeyecek. O zaman sıkamayacağım dişlerimi. Bu yöntem söylüyorum sana ben. Çıkartır o zaman dişlerimi. Yok, gerek yok sonra çekeceksin. Öfkeleri paflamayacağım ben orada, bilgisayarın başına. Çay içer misin? Araba aldım ben. Çok güzel. Maminin ufak bir araba almış herhalde. Otomatik vites, yanında bir tane kadın geldi. Çay içer misin? Bir de sohbet ediyor orada. Hem bana gözünü aç, ağzını aç, dişini sıkma diyor. Evet tamam hoş. Çok kolay çok kolay kullanması. Bir de ufak bir araba. Ben tavsiye ederim sen de. Çay içecek mi? 10 kere sormuştum. Çay içecek mi? Çay içecek mi? tamam ne yapayım? Kafa gidik. Ben bir daha sana denk gelirsem. Bir de belki gittiğimiz doktor aynı doktor. Beni hatırladın mı? Burada ben düştüm. Yo hatırlama. Hadi düşer düştüğümü hatırlamıştır da işine gelmemiştir. Evet. Çünkü aynı kadın. Zaten zoru gitti ablan, kolayı kaldı artık. Zoru bitti. Kalkacağım. Tamam işte. Biz Efe geldi. Zor, evet. Baktım arabayı almış, araba getiriyor benim. Bak çıkarken yardım etme de inerken yardım ediyor. Arabayı getiriyor bir yer. Arabaya oturacağım ya. Aynen. Arabayı getiriyor. Bir sesini çıkarmadı. Sonra ben kafa gidikliğini gösteririm dedim. Nasıl kafa gidilirmiş? Kız biraz o laf söylenir mi? Tabii o söylenmemesi lazım. O anda ben tam algılayamadım. Evet söylenmez. Zaman çok da söylenmedim ama hiç aklıma gelmedi. Sonra işte düşünmeyecektim o gibi. Ben niye o kadın lafı ona söylemedim? Yani. Ayaklar sağlam ama kafan gidik. Acaba kafayla mı sürmem lazım yukarı? Kendini yukarı çek. Nasıl çekersin yukarı kendini? Elinle tutarsak yukarı çekeriz ya da ayaklarına destek yapar yukarı attırsın. Değil mi? Bak nasıl çekersin? Aşkım. Evet anneciğim. Kafamdan alıp söylemem gerekiyordu acaba yukarı. Bana ağzını aç kapat demeden önce bundan oluyor. Yatar yatmaz bir yolu söyle. Ben sana gidikliği gösterdim ama sana bir yolu. Baktım aşkım, ben sana kafa gidikliği gösterdim. Ha da gösterdim. Anne beni bakar mısın? Bilgisayar başı. Öf püf püf. Seni seviyorum.
Ben de seni çok seviyorum aşkım. Böyle. Kolum çıkacağım anneciğim. Hiç açamadım. Kolum, aynen kolu şey oldu. Böyle tutma. Terbiye edelim mi? İşte ötekini toparlayamıyordun ama. Aynen. Başka nereden açılıyor abla? Dur açılan yeri. Ha şuraları mı? Dur. Aman bu ne ya? O zaman böyle ayrıca veriyor. Ha. İyi bu daha kolaymış bu ötekinde. Kolay. Bu elin iz yapmış. Kaşınma başladı baksa. Sen de çıkarmayacaksın dedi. Pudra sür elime dedi. Terlese terlesin dedi. Pudra süreceksin. Hı, o parmağın şöyle. Parmağın şöyle. Aynen. Böyle bak, bak bu nasıl durabiliyor? Bilek böyle dük duruyor işte. Şöyle durması lazım. Hı. Böyle dönmeyecek. Bak çevirebiliyor muyum artık elime? Maşallah canım oynatıyorsun. Ben en son kaç gün gelmedim mesela. Hem gördüm daha iyi hem baktım şu iyice kilo vermiş. Ama otururken şu, ay, şu ayağımın şiş dediğini orada otururken fark ettim. Şiş. Şuradan şiş. Şurandan da şiş. Gel merhaba. Sıkın parmağını. Hadi. Çok sana. Hadi. Sıkıyor mu? Sıkıyor. Sık. Evet sıkıyor artık. Hakikaten sıkabiliyor bak. Ay vallahi sıkıyorsun kız. Eskiden hiç. Ama bir akşam böyle oturup Efe'ye gel merhaba yapalım dedim. Sıkıyor. Sıkıntım hocam. Hocam bir merhaba yapalım dedim. Merhaba yapalım dedim. Tuzak demir. Baya baya ilerleme var. Aynen sıkıyor artık. Bak 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 bak. Wow. Aynen bak vallahi benim parmaklarımı kıvırdı sıkarken. Bak diyordun ki bu kolum işte oldu bu kolumda. İnşallah iki ay sonra ablam İnşallah. Hiçbir şey olmayacak. Dün baktım şu şöyle yapmamışım. Doktorum bak görüyor musun kol çalışmak istiyorum diyor sana diyor. Kol kendi haber veriyor. Hareket etmek istiyor aynen. Bacağı nasıl titredi zaman çalıyor. Gördükçe artık. Kolda başladım. Seviniyorum valla titresin dedim. Seviniyorum dedim. Kolum da titresin. Ona bile seviniyorum ben. Evet biz artık kaçalım gidelim canlarım bizim bize sohbet. Bitmez bizim çenemiz. Öyle belki hiç bitmez. Evet güzel bir günümüzün güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gene buyurun gelin. Aferin sana da. Evet.